sezonun en iyi futbol değil. Bunu kolaylıkla söyleyebiliriz ama böyle maçları kazanmaktan geçiyor şampiyonluk. Takımın sonuçta mücadele konusunda bir eksikliği olmadı. Belki bugün çok istenilen performans olmadı ama mücadele bakımından memnunuz. Çok da zor bir iklim, çok zor bir şartlarda oynanmış bir maç oldu. Yani mücadelesinden dolayı iki takımı da kutluyorum. Buradan alınan 3 puan bizim için şampiyonluk yarışı çok kritik. Peki hakemle ilgili sizin herhangi bir gözleminiz, bir şikayetiniz var mı? Yani başkanının açıklamaları oldu bu konuda. Ne dedi? Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı dedi. Şumudika küfür mü etti, yani, neden attı diye. Şumudika ile olan diyaloğu bizi ilgilendiren bir şeydi. Şumudika bize sataşmadı ama hakemi devamlı surette taciz ettiğini gördük. Biraz üslup meselesi yani. Şumudika'yı artık iyi kötü bu lig tanıyor. Bir şey söylemek istemiyorum. Hocanın değişik bir üslubu var. Biz de Türkiye'de de bir şekilde mimlendi zannedersem. Onu, o konuya girmek pek bizim konumuz değil ama takdir hakları ile ilgili konuda katılamayacağım. Şöyle katılamayacağım. Saha içinde bizim oyuncularımızın iyi niyetli olduğu birkaç pozisyon var. Kendilerini bıraksalar veya belki oyun oynamak yerine kendilerine bir şekilde faali göstermeye konsantre etseler daha ağır kartların olabileceği, belki penaltı var. Mesela Samatta'nın bir hava topuna yükseldiği müdahaleye rağmen kafayı vurduğu bir pozisyon var. Hani belki bizim için daha kolay bir maça da dönüşebilirdi. Yani bu maç hakeme bağlanacak bir maç değil. Bağlanacaksa bizim biraz daha itirazımız olur. Mesela oyuncunun atıldığı son pozisyonu bile değerlendirirsek o pozisyon direkt kırmızı kart. Yani o ikinci sarıdan olacak bir iş değildi. Aynı oyuncunun ilk hareketi de direkt kırmızı kartı gerektirebilecek bir pozisyonda. Hani hakeme bağlanacak bir şey değil ama şöyle bağlanabilir hakeme. Hakem performansı genel olarak kötü bir performans. Maalesef Türkiye Ligi'nin genel problemi haline gelmiş bir konudan bahsediyoruz. Hakemlerimiz yani bu futbolu daha iyi bir tempoya, daha iyi seyir zevki yüksek bir seviyeye çekecek bir yönetim yapamıyorlar. Benim kendim hani bugün seyirci olarak gördüğüm hakemlere genelde pozisyonların içinde ol derler. Hakem pozisyonların fazla içindeydi. Pas arası yapacak kadar pozisyonların içindeydi. Çok yani iyi bir hakemlik seyretmedik. Onu söyleyebilirim ama maçın skorunu etkiledi demek biraz bence iddialı. Alper Bey, transferin bitimine 2 gün var. İrfan Can'a dün bir resmi teklif yapıldı. Şu anda gelinen nokta nedir? Çünkü Galatasaray'ın da bir teklifi var. Kim daha yakın sizin açınızdan bakarsak? Kim daha yakın değil. Bence bu transferin gündemini Başakşehir tarafından takip edelim. Çünkü konuyla en çok detayı paylaşan onlar. Yani bu konuda bir açıklama yapmayacak. Peki, Fatih'in bir açıklama sorduk. Borcu bizim istiyor çünkü. Sizler de Fenerbahçe hafta zorlar olarak kulübüyle görüşürken. Yani bu konuya, bu konu biraz benim yaram zaten. Yani camiayı da bu konuda eleştireceğim rakip camiayı ama yani transfer piyasasına düşme ihtimali olan veya kontratı bitmek üzere olan her oyuncu da taciz edilmez, her oyuncu da ablukaya alınmaz. Yani ben bunu çok garip buluyorum. Yani bildiğimiz o kadar çok şey detay var ki. Yani hepsiyle önceden imzalanan sözleşmeler, beğendikleriyle sonra gerçekten kontratı gerçekleştirmeler var. Yani bunlar artık bu ligde bütün kulüplerin biraz canını sıkıyor. Yani biz bu konuda rahatız. Sen mi konuşayım? Fenerbahçe bir oyuncu isterse alıyor. O yüzden Galatasaray bizden önce davransın, kafasını karıştırmaya çalışsın. Eğer Fenerbahçe bir oyuncu gerçekten isterse Fenerbahçe o oyuncuyu alır. Bunun da örnekleri defalarca oldu. O yüzden hani tek tek saymama da gerek yok. Eğer Fenerbahçe'yi bir oyuncu istemiyorsa Fenerbahçe onu istemez. Bu basittir ama Fenerbahçe bir oyuncu isterse ve oyuncunun da Fenerbahçe'ye gönlü varsa her zaman Fenerbahçe sonunda sonlanmıştır bu hikayenin. Peki Alper Bey, siz oyuncuyla konuştunuz mu, menajeriyle konuştunuz mu? İrfan Can konusunu hani dediğim gibi orada şu anda aktarabileceğim bir gelişme yok. Hani o konuya bence şu anda odaklanmayalım. Burada bir maç konuşalım. Evet, var mı arkadaşlar? Başka sorusu olan var. Bu arada bu transfer konularıyla ilgili de aslında iyi bir yere geldi. Burada önemli bir detay.